gidince arkadaşlar haber geldiğinde ben onunla çok kapık bezini içtim. Lifafi, kamis, izar. Son 3'er defa yıkıyoruz. Başını önce 3 defa vücudunu sağa sola döndürüp arkasını 3 defa... Sait hocam, Allah razı olsun. Beyim onun öğrencisiymiş. Bayram günü yanına gitmiştik. Güvenilir bir çift arıyoruz. Belediyemizi bay bayan yıkamak için dedi. Ben de olur dedim. Çünkü beyimin işi yoktu. Biz öylelikle ertesi günü işe girdik. Bir şeyler yapmayı seviyorum. Bir de bunda o kadar çok dua ediyorlar ki. Babam bu işi yapıyordu. Yani babamın yaptıkları hayır dua beni böyle, ya önceden hani böyle işe girmek gibi aklımda bir şey yoktu. Ben yapıyordum. Çocuklar, gençler, gençlerin intiharı, kazalar, mesela düğün davetisini dağıtmaya gidiyor gençler. Kazada ikisi de ölüyor. Ya onu yıkadıktan sonra annesi getiriyor, gelinliğini giydireceksin. Ya çok zor, sıkıntılı ama görevimizi hakkıyla, ya öbür tarafta da bunun sorumluluğu var bize. O anda görevimizi tam yapabilmenin mutluluğu oluyor ama üzülüyoruz da tabii ki. Benden herkes korkuyor. Öyle mi? Evet, korkuyorlar. Neden? Biraz yanımdan bazıları kalkıp gidiyor. Ben de diyorum ki elime düşmeyin. Bu tüm hepimizin yapması gereken bir farz-ı kifaye. Yani bazıların yapmasıyla bazılarının üstünden o sorumluluk düşüyor. Bunun yapılması gerekiyor. Yani birilerinin bunu zor ama yapması gerekiyor. Ben severek yapıyorum, alıştım. Bebekleri seviyorum. Ya insan nasıl yaşarsa öyle olur mu diyorlar. Bazı cenazeler çok kararmış, morarmış. Halen dili iki karış çıkmış oluyor. Evet, yani bazılarının vücudu da çok güzel. O anda rahata ermiş, sana gülüyor gibi. Halen elimi bile tutanlar oldu. Baktım acaba yaşıyor mu, bir yanlışlık mı var? Ama yoktu yani, bir elimi tuttu. Halen bir tanesini annesini yıkadık, kefenine sardık, örtüsüne bağladım güzelce. Çocuklarını çağırdım, çocukları görüştü, çıktı. Baktım gözünde bir damla yaş var. Böyle ilginç şeyler yaşadınız. Evet. Yani o kadar çok dua ediyorlar ki o insanı çok mutlu ediyor. Evet. Bazı yıkadığım cenazeler, ölüler rüyama girebiliyor. Giriyor, evet. Bir tanesi de teyze rüyamda geldi. Bana iki tane hediye, biri yeşil örtü, bir de kırmızı örtü getirmişti. Canlı gibiydi. Yani halen oraya koydum, sabah kalkınca diyorum ben buraya iki tane örtü koymuştum. Çok şey ya, yani... Yani rüyanızın etkisinden kurtulamadınız, gerçek mi zannettiniz? Gerçek gibiydi. Yani gece rüyama gelmesi o teyzenin gerçek gibiydi. Öyle mi? Birçoğunu evet. Tanıyor musunuz? Evet, tanıdıklarım hep, yani tanıyorum çoğunu. Kur'an'da korkuyorduk ama sonra baktık yapan yok. Hemen yanaştım, yaptım yani. Bir de bildiğim için... Nasıl yaklaşıyor size? Onlar da biliyorlar, öğrettim. Yani daralsanlar da yaparlar. Yapar, ya. Kızım da oğlum da yapar. Benden çekiniyorlar, benden korkuyorlar. Bazen oturduğumda yanımdan kalkıp gidiyorlar. Yani... Allah'ım.